binlerce yıl uzaklardadı. Binlerce kez dokundum tercümden, geliyorum sana. Bu şehrin bana verdiği en tatlı yemiş, en akıllı söz, en insan sokaksın. Günlük güneşliği rüzgarım beni, ilk ergenliği. Ben gidersem ruhum sen kal dünyada, sırlarımı sakın aşikar etme. Zahar olsan da kaybolsan bir sevdadan, istemem benim gibi acı çekme. Zahar olsan da kaybolsan bir sevdadan, İstemem benim gibi acı çekme. Her derdime ortak bir tek sen oldun. Benim gibi sen de sararıp soldun. Yıllar boyu kalbime sırdaş sen oldun. İstemem benim gibi acı çekme. Yıllar boyu kalbime sırdaş sen oldun. İstemem benim gibi acı çekme. Görmesen de sana yakın bir yerdeyim. Aynı sevda, aynı dudak, aynı tendeyim. Kadehinde, sigaranda, gecendeyim. İstemem benim gibi acı çekme. Kadehinde, sigaranda, gecendeyim. İstemem benim gibi acı çekme. Acı çekme. Acı çekme. Fikret Kızılok ustamızın çok güzel bir şarkısıydı. Ben Gidersem'i yorumladık sevgili izleyiciler. Bu akşam çok güzel bir gece olacak. Çünkü çok özel bir konuğum var. Gerçekten kırmayarak gelmekle beni hakikaten çok mutlu etti ve onurlandırdı sevgili Nilüfer. Nilüfer açık alın. Çok teşekkür ederim geldiğin için, kırmadığın için. Rica ederim, ben teşekkür ederim. Sanatın iki alanında birden, hem oyunculuk yönüyle çok iyi tanıyorsunuz zaten, hem de yazarlık yönüyle biraz sonra soracağım zaten ilk sorumu, konuşacağız. Yürüyen, hem popüler hem çok tanınan ama şık duruşu, kaliteli duruşuyla da beraber yürüyor bu. O çok önemli gerçekten, bu bizim dünyamızda hem öyle hem öylesi zor arkadaşlar. Onun için Nilüfer'i zaten hepiniz çok iyi tanıyorsunuz. Şimdi gerçekten de bu ilginç bir şey. Hem oyun culuk hem yazı dünyası, böyle bir yerde hayatımın iki ayrı kolu var diyorsun. Biri oyunculuk yani sahne, öteki de yazarlık yani yazın diyorsun. Kişisel olarak en büyük sorunum bu ikisi arasında uyumu yakalamak diyorsun Nilüfer. Açar mısın biraz? Evet, denge meselesi. Dengede durmayı öğrenmeye çalışmak, zaten hayatın bize öğretmeye çalıştığı da bu. Aynı zamanda şöyle demişliğim de var. Onlar benim kanatlarım. Biri oyunculuk, biri yazarlık. Onların sayesinde uçabiliyorum. Evet. Ve büyük bir şans olarak görüyorum. Ve hep şükrediyorum bu nedenle.
Hem yazabiliyorum hem de işimin eğitimini aldım, oyunculukta yapabiliyorum diye. Öykü yazmaya da bayağı ilk profesyonel kitabım, buraya notu almıştım. 99 kitap, yılında çıktı. 99 yılında çıkıyor. Bıçak ilk, Sırtı. Bıçak Sırtı ile, evet. Onları tek tek göstereceğim. Zaten orada arkadaşlarım da biz konuşurken geçecekler arkada. 8 kitap. 8. kitabım. 8 Çıldırtan kitap. Öyküler o yeni çıktı. Bu 2011'deki kitap. Evet. Bunlardan zaten bahsedeceğiz. Sevgili dostlar, 0212 251 5090 defalarca arkadaşlarım alt tarafta geçecekler. Biliyorsunuz bunları çok fazla tekrar etmiyorum. Bir kere daha edeyim. 0212 251 5090 telefon numaramız. Nilüfer'e merhaba demek isteyen ya da sorusu olan dostlar için bir iki telefon alabiliriz. Elbette mesajlarınızı da telefonla yazdırabiliyorsunuz, biliyorsunuz. Ayrıca da SMS'ler için ulusal kanal yazıp boşluk bırakıp 23-53'e gönderiyorsunuz. Ulusal, boşluk ve 23-53'e tek tek her zaman olduğu gibi biliyorsunuz okuyorum mesajlarınızı. Kalanları da ertesi hafta tekrar okuyorum. Şimdi burada şimdi ilginç şeyler var. Üniversiteye önce İstanbul Üniversitesi Biyoloji bölümüne giriyorsun. Evet, evet. 2 yıl okuyorsun. Ön lisansı bitirmeye yakın tek dersi bırakarak Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı tiyatro bölümü oyunculuk sınavlarına giriyorum ve kazanıyorum. Yani o tabii şey, değil mi? Ağır basan taraf oydu. O yarıda bırakma nedeni de o tiyatro, tabii, konservatuar eğitimi. Aslında yazarlığım oyunculuğumdan öncedir. Öyle mi? O yüzden ben onu daha ileri kabul ederim her zaman. Yani? Çünkü oyunculuk yapmaya başlamadan önce, profesyonel anlamda oyunculuk yapmaya başlamadan önce tas tamam diyebileceğim öykülerimi yazmıştım. Konservatuara girmeden önce? Tabii, evet. Yani lise döneminde falan başlayan lise. Tabii, tabii. O ciddiyete bindiği dönem, o lise, ilk üniversitem zamanı çok ciddiye binmiş bir şekilde öykü yazıyordum. Öyküler nereden geliyor yazıyordum. Herhalde öğretmenlerimin yönlendirmesi. Tamam. İlkokul, ortaokul, lise ve devamında her zaman bana gitmem gereken yolu doğru eğitmenler göstermişlerdir. Bu arada bugün öğretmenler günü. Şimdi hem onu, onu da kutlamak istiyorum. Oraya bir araya sıkıştıracaktık zaten. İlifer'le program öncesi de konuştuk. Tüm öğretmenlerimizin, gerçekten ben bir öğretmen çocuğuyum sevgili izleyiciler. Benim annem ilkokul öğretmeni. Buradan onu da böyle yanaklarından, güzel yanaklarından öpüyorum. Bugün öğretmenler günü. Hepimiz için, değil mi? Bak ne kadar önemli. Çok yani önemli. Senin oluşumda. Bizim dönem yani şimdiki arkadaşlarımız da elbette çaba sarf ediyorlar ama daha gittikçe biraz daha maalesef, değil mi? Yani tabii eski her şey farklılaşıyor ama şimdi bilgiye ulaşım daha kolay internet vasıtasıyla. Kolay, evet. Bizim zamanımızda biz internet devrimini ilk gençliğimizle beraber yakalayıp ardı sıra gittik. Ama ondan önce ilk eğitim dönemimizde tek bilgi kaynağımız öğretmenlerimizdi ve onların yönlendirmeleriyle işte Rus edebiyatını, Avrupa edebiyatını, Amerikan edebiyatını okuduk, tanıdık. Kendi ülkemizin yazarlarına aşina olduk. Biz o yüzden biraz daha kitap seven bir nesiliz zannediyorum. Tabii senin bağlantılı olarak aslında oyunculuk aşkın da oraya büyük ihtimalle. Yani yazıya yöneldiğin zaman ya büyük ihtimalle tiyatro da oradan tabii geliyor. Yani ne kadar önemli ya, ne kadar önemli gerçekten. Şimdi burada diyorsun ki ne demiş biri gene? Çok fazla dışa dönük diyorsun bu oyunculuk ve yazarlık hadisesi için, bu ilgimi çekti. Diğeri ise çok fazla içe dönük diyorsun. Bu ikisini nasıl uyuştururum diye hep sorun yaşadım. 10 yıldır hem mektepli hem alaylı olarak iki işimi birlikte yürütmeye çalışıyorum. Hayatımın bütün dönemlerinde okullarda hep birincilikle geçen biriyim. İyi bir öğrenciydim. Dediğim gibi yazarlık, orada söylediklerimi, evet, bir kısmı gerçekten hayatımın gerçeği bir şekilde. Oyunculuk dışa dönük bir mesele çünkü ekiple yapılan bir iş. Fakat yazarlık birebir kendi kendine, masa başında kağıt kalem üzerinde olduğun bir iş. Dolayısıyla içe dönük. Bu aslında, bu tavır benim kişisel tavrıma da çok uygun. Fazla öyle dışa dönük bir insan sayılmam. Çok fazla öyle değil. Ama oyunculuk yaparken mesele başka bir hal alıyor. Oyunculuk yaparken bir karakter ele almışsınız ve o karakteri yaşatmak için oradasınız. Fiziken ve ruhen. O başka bir şey. Ama insanlar içerisinde kişilik yapısı olarak öyle çok da fazla girişken olduğum söylenemez.
dışarıdan da bakıldığında oyuncular çok fazla böyle şey gözükür değil mi? Dışa dönük, işte algılanır. Genellikle öyledirler. Algılan öyledir aslında. Öyledirlerdi aslında. Evet. Bu da iyi bir şeydir tabii. Peki, benim hikayelerim diyorsun, sen sokaktaki insanın, hatta çok ara sokaktaki insanların hayatını anlatıyor. Onların hayatını anlatmak da bana çok iyi geliyor. Çok beğenilen, çok da iyi giden bir yazarlığım var diyorsun ama çok fazla oyunculuğum kadar bilinmiyor. Doğru. Oyunculuğun çok biliniyor ama yazı dünya, yazarlığın, öykü yazarlığın 8 kitap, 8 tane ürün biraz önce içeride dedim. Ne emek gerçekten, ne emek sevgili izleyiciler. 8 tane kitap gerçekten. Şimdi arkadaşlar o kitapları öyle döndürsünler. Ben de birinizi gene öyle alayım, şöyle göstereyim bu kitapları. Biraz bahsetmek istiyorum. Teşekkür ederim bu arada kitaplarımı bulup getirmişsiniz. Elbette ki, elbette ki, elbette ki. Metin'in dediği gibi şimdi en sondan başlayalım. Şöyle nasıl göstereyim çocuklar? Şöyle bir alalım. En son 2011'de Nilüfer'in Çıldırtan Öyküleri. Bu yeni, bu yılın kitabı. Ben bunu gerçekten samimiyetle söylüyorum. Bir otobüs yolculuğunda, Antalya'ya otobüs yolculuğunda o kadar rahat ve güzel okudum ki. Bu çok yeni. Antalya Kitap Fuarı'nda Nilüfer imza yapıyordu. Orada karşılaştık. Sağ olsun bana bu kitabı armağan etti, bu son kitabını. Gerçekten Bursa'ya dönerken böyle bir soluk gibi okudum. Ve çok şaşırdım. Ben gerçekten bu ayıbımdır. Yani estağfurullah. Çok cesur. Öyleyim. Çok çok iyi buldum kitabı. Çok teşekkür ederim. Burada Cemil Kavukçu'nun yazdıkları var. 99 yılında bıçak sırtı ile edebiyat dünyamıza adım atan Nilüfer Açıkal'ın sessizce kozasını örerek kendine özgü bir öykü dünyası kurdu. 15 öyküden oluşan Çıldırtan Öyküler 8. kitabı Açıkal'ın. Öyküleri demlenip süzülerek olgunlaşırken öykü kanalını genişleterek yepyeni ufuklara açılıyor. Büyük kentlerdeki kuşatılmış yaşamları, tekinsiz ortamları, yalnız kadınları, kırılgan aşkları, ayrılıkları cesurca, aynen ve duyarlı bir dille anlatıyor. Çıldırtan Öyküler yeni bir açılım diyor. Cemil Kavukçu sevgili öykücülüğümüzün biliyorsunuz kilometre taşlarından biri. Ve Metin Üstündağ, sevgili Metin de hep konuk almak istediğim arkadaşlarımdan biri ama ben küfrediyorum diyor şeyde, canlı yayınlarda. Onun için katılmıyor, gelmiyor. Fobim var diyor. Nilüfer Açıkal'ın başarılı bir aktrist olarak tanınıyor ama edebiyata daha fazla emek veriyor. Her kitabında kendisini daha fazla geliştiriyor. Hemen herkesin roman yazdığı bir dönemde, bence bu önemli, öyküde diretmesi ise ayrıca takdire şayan. Sizi bilmem ama diyor, ben hastasıyım Nilüfer'in öykülerinin diyor sevgili Metin Üstündağ. Gerçekten son dönemlerde, son yıllarda herkes bir roman yazıyor değil mi? Ya öyle. Sen bunda direniyorsun. Direnmek değil aslında. Ben ne yapmak istediğimi biliyorum. Yapmak istediğimi nasıl anlatmam gerektiğini de biliyorum. Benim seçtiğim hikayeler bu şekilde kendilerini anlatmamı istiyorlar. Ben de bu şekilde anlatıyorum. Az önce söylemiştin ya Haluk, çok bilinmiyor yazarlığın diye. Ben bundan hiçbir zaman rahatsız olmadım. Çünkü oyunculuğun kadar bilinmiyor. Evet, bilinmiyor ve hatta bu 8. kitap olmasına rağmen kitap fuarlarında öykücülüğümün yeni farkına varan okuyucular da oluyor. Ben öyle, okur kitlesinden öyle söz ediyorum. Buna rağmen şimdi Çıldırtan Öyküler 8. kitabım neredeyse 3. baskısı yapılacak. Bunu çok önemsiyorum. Çünkü öykü kitabında 3 baskı önemli bir şey. Genellikle şöyle bir kanaat var. Öykü kitabı satmaz, roman yazarsan çok satar, evet, gibi bir şey aslında var. Aslında işin şeyi o. Ama püf noktası o. Bütün bunlar benim için hiç önemli söylemler değil. Hiç önemli değil. Çünkü ben ne yapmak istediğimi biliyorum ve onu yapıyorum. Şahane öyküler yazıyorum. Zaten böyle davranmasam bütün bu tiyatro sinema hayatım da böyle olmazdı. Yani son derece kaliteli işlere imza attım. Teşekkür yani hep ederim. Duruşun hep Nilüfer Açıkalı dediğimizde böyle çok güzel bazı bir duruştu. Başına buyruk olmak nedenli işe yarar bilmiyorum ama uzun vadede galiba kesinlikle disiplin, inanç ve ahlakla beraber yürüyerek bir yere varacaktır inşallah. Şey de güzel değil mi? Mesela seni sinemada ya da televizyonda gören birinin bir imzada bir kitap varında böyle dokunması. Çok yani güzel. Onlar için, ben, izleyiciler için korkunç bir şeydir o ya. Seviyorum yani karşısında birdenbire bir başka yönüyle duruyor canlı. Çok tanıdık oluyor o zaman. Evet. Çünkü evin içindesiniz bir şekilde. Evet. Bir rol kişisi sayesinde ve aileden biri gibi algılanıyorsunuz. Dolayısıyla size öyle davranıyorlar. Bu da çok samimi bir şey. Benim hoşuma gidiyor. Aha.
Şimdi böyle parça parça tekrar kitaplara dönerek böyle dolaşarak gidelim biraz. Zaten bahsetmiştim, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünden oyunculuk eğitimi alarak mezun oluyor. 87 yılından beri de Nilüfer Açıkal'ın tiyatro, sinema ve TV'de oyunculuk yapıyor. Kitaplarından bahsetmiştik. Bir dönem devlet tiyatrolarında Nilüfer çalışıyorsun. Kısa bir dönem herhalde. Evet evet, daha okula girdiğim ilk yıl Ofelia oynamıştım Prendello'nun oyununda. Öykülerin 97'den itibaren dergi ve gazetelerde o da çıkmaya başlamış, evet. Aynı şekilde. Şimdi ödüllerine geçmeden önce kitaplarını şöyle bir tek tek geçeyim ben. Sonra elimde olanları da bende olanları, birkaç tanesi yok. Şimdi aşağıda şeyden başlayalım. 99'da Bıçak Sırtı Gendaş'tan çıkıyor. Saflı Safkan Çivi Yazılarından. Yanlışım olursa düzelt Nilüfer, 2002'de. Bıçak Sırtı'ndan sonra Çocuk Oyuncağı Değil. Çocuk Oyuncağı Gendaş'tan Değil, Gendaş'tan. Sonra Saklı Safkan. Öyle mi? Tamam. İyiler Yalnız Gezer, Bizden 2007'de. Yıkık Aşklar Diyarı yine 2007'de Bizden. Çatlak Zamanlar yine Bizden. Ve aynı tarihte değil mi? Yanlış değil, evet, 2007'de. Evet. Yoldan Çıkmış Öyküler 2008'de. Bunun yayın evi hangisiydi? Phoenix'ten. Ve biraz önce izleyicilerle paylaştığım Çıldırtan Öyküler Marjinal 2011. Bunları arkadan böyle yazıdan, Nilüfer'den bahsederken arkadaşlarım o kitap kapaklarını sevgili reji, evet, bu şekilde böyle geçebiliriz. Şimdi tabii sizler çok fazla yerden hatırlıyorsunuz ama önce tiyatro oyunlarını şöyle bir geçeyim Nilüfer'in. Altı Şahıs yazarını arıyor devlet tiyatrolarında. Buruk Ezgi Dostlar'da. Dostlar'da hangi dönem çalıştın? Dostlar Tiyatrosu yine eski. Genç abiyle. Buruk Ezgi, Largo de Zolato oyununda oynadık. Havel'in. Derin Bir Soluk Al, tiyatro stüdyosunda da oynadın. Evet, evet. Tiyatro stüdyosunda kimle? Haluk Bilginer, Ahmet Levendoğlu ve Oktay Kaynarca ile Derin Bir Soluk Al oynadık. Ben Elton'un oyunu, çok güzel bir oyundu. Tamam. Epeyce uzun bir turne dönemimiz de oldu. Karadeniz turnesi yaptık, çeşitli yerlere gittik. Tamam. Hoş bir oyundu. Üç Kadın Bir Çapkın, Tiyatro Karede'de oynamışsın. Evet, Tiyatro Karede. Hey Işıkçı Sadri Alışık Tiyatrosu'nda. Ya bu arada tiyatroda hiç boşlamamışsın yani, arada olsa böyle bir... Evet ama çok çok aralıklı olarak. Evet. Bir özledim de çok tiyatro. Benim de bu hatırladığım bir daha ilk galiba konservatuvara girişin ilk yılında, doğru mu söylüyorum, bu kara, Kim Bunlar? O televizyon. Kim Bunlar? Evet, televizyon daha tek kanal. Tek yani. Kanal değil mi? O Levent Tülek'le Peker Açıkalın'la. Levent Kazak ve Pelin Spir de vardı. Tamam, Ali Poyrazoğlu yönetiminde. Tamam. Öyle bir televizyonda. Ali Poyrazoğlu mu yazıyordu onları? Ali Poyrazoğlu da yazıyordu ve büyük hepimiz de ekibin yazıyorduk. Tarzı. Güzel bir ekiptik o zaman. Çok başarılı ve verimli bir çalışma dönemiydi hepimiz çok için. Çok sevilen, çok izlenen bir şeydi. Evet, evet. Bunlar. O da Kara Kedi Kabare çerçevesinde dolaşan bir şey. Sonrasında Kara Kedi Kabare vesaire. Sonra bu aralıklı tiyatro dönemlerinin aralarında sıklıkla sinema. Sinema olayı da böyle bir bölüm açacağız oldu. Ona. Sinema olayı muhteşem. Şimdi Nilüfer Açıkal'ın sevgili izleyiciler kökenleri biraz sonra Haydabre'den de bahsedeceğiz. Balkanlar. Balkanlar. Benim de kökenlerim Balkanlar. Hem anne hem baba. Nilüfer'le oradan biz akraba bile biraz zorlasak. Olabilir. Belki çıkabiliriz. Şimdi bir Balkan türküsü seçtim ben. Aa, süper. Mırıldanabiliriz beraber. Bakayım, biliyorsam eşlik etmeye çalışırım. Çok bildik. Thank you.
baktın ya beni. Bu genç yaşta denizlere attın ya beni. Bu genç yaşta denizlere attın ya beni. Alıverini feracemi anı necin diksin. O kıymatlı İsmail'e kendisi gitsin. O kıymatlı İsmail'e kendisi gitsin. Nilüfer'cim, şimdi benim biliyorsun konuklarımdan rica ettiğim benim programımda Şiir İçi Şarkılar programının adı. Bir şey var. Gelen konuklarımdan şiir okumasını rica ediyorum. Hele senin gibi bir tiyatro sanatçısıysa yani hiç kaçmaz. Çünkü evet, onları daha sonraki programlarımda döndürüyorum ben onları. Şimdi seçkileri her zaman olduğu gibi sana bırakmıştım. İlk bölümde hani o küçük küçük birkaç tane üst üste onları okuyabilir miyiz? Tabii. Bir seçki yapmıştım. Özdemir Asaf. Tamam. Özdemir Asaf'tan olan şiir birkaç tamam. tane minicik ve çok çok şahane şiir var. Altro şiirin ismi. Şarkı söylüyormuş sokaklarda görmüşler. Yere yere bakıyormuşum yürürken duymuşlar. Sonrasını kendileri uydurmuşlar. Saçları, bilmiyorum ne vardı saçlarında, rüzgar mı delice eserdi, gözlerim mi öyle görürdü yoksa, saçlarının her hali hoşuma giderdi. Saygı var Haluk, sana güzel diyorlar, sakın olma. Şuna ne diyeceksin, kolsuzun şiirin ismi. Düşlerimde ne bıçaklar fırlattım, hepsi saplandı. Şahane değil mi? Ben uyurken duvarıma tırmandın, güllerimi yoldun. Ve bütün şikayetin sen uyurken bahçene girenlerden. Melih Cevdet Anday benim en sevdiğim şair. Ondan, şairlerden biri. Onun yine en sevdiğim şiirlerinden birini okuyacağım. Defne Ormanı. Köle sahipleri ekmek kaygısı çekmedikleri için felsefe yapıyorlardı. Çünkü ekmeklerini köleler veriyordu onlara. Köleler ekmek kaygısı çekmedikleri için felsefe yapmıyorlardı. Çünkü ekmeklerini köle sahipleri veriyordu onlara. Ve
yıkıldı gitti Likya. Köleler felsefe kaygısı çekmedikleri için ekmek yapıyorlardı. Çünkü felsefelerini köle sahipleri veriyordu onlara. Felsefe sahipleri köle kaygısı çekmedikleri için ekmek yapmıyorlardı. Çünkü kölelerini felsefe veriyordu onlara. Ve yıkıldı gitti Likya. Felsefenin ekmeği yoktu, ekmeğin felsefesi. Ve sahipsiz felsefenin ekmeğini, sahipsiz ekmeğin felsefesi yedi. Ekmeğin sahipsiz felsefesini, felsefenin sahipsiz ekmeği. Ve yıkıldı gitti Likya. Hala yeşil bir defne ormanı altında. Elif Cevdet Anday. Kısacık bir tane de Necip Fazıl'dan okumak isterim. Keder. Keder saçlarıma ak, yüzüme çizgi serdi. Ruhumu çırılçıplak soyup çarmıha gerdi. Akarken bağrımda kan, beni seyretti hayran. Bir kadın oldu o an, kendini bana verdi. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Büyük mutluluk. Ben Nilüfer Açık Hanım'ın filmleri, bu bölüm biraz uzun sürecek arkadaşlar. Çünkü gerçekten şimdi ilk film, bunu çok beğenmiştim ben bu filmi. 1988'de Ada. Süreyya Duru çekmiş. Evet. Süreyya Duru'nun önemli, güzel son bir şey. Filmi. Yani. Evet. Son filmi mi bu? Evet, son filmi Süreyya Duru. Evet. Rutku Aziz ve Türkan Şoray ile birlikte. Evet, Türkan Şoray'ın kızını oynadığım ilk filmim benim de. Yine konservatuvarın ilk senesindeydim o yıl. Burada tabii hepimizin çok iyi bildiği Zengin Mutfağı. Hala da bazen ara ara böyle döner o. Evet, evet. Yani evet. Şener Şen'le biliyorsunuz sevgili izleyiciler. Başar Sabuncu'nun yönettiği. Başar Sabuncu'nun değil mi o? Evet. Vasıf Öngören'in tabii. Eserinden evet. Sinemaya uyarladı Başar abi. O. Böyle çabuk İlk Aşk, Talaz, Yağmur Beklerken, Şaşkın Gelin, 90'lı yılların baş filmleri, Gülşen abi, Yer Çekimli Aşklar, bu da önemli filmlerden, Sihirli Ceket, Beşi Bir Yerde. Onlar diziler. Gülşen dizi değil mi abi, bunlar? Dizi. Ha, ben de bu... Beşi Bir Yerde yine dizi. Dizi değil mi? Evet, tamam. Evet, bu Şövalye, Pamuk Prenses ve Hain? O 10 yönetmen, 10 film projesi vardı. Tamam. Yer Çekimli Aşklar da o 10 taneden birinin ismiydi. Tamam. Oradaki kısa film Şövalye, Pamuk Prenses ve Hain. Tamam. Şimdi oldu. Deniz Bekliyordu. Karanlıkta Biri Var. Karakent'in çocuklarını Orhan Oğuz çekmişti değil mi? Evet. Burada Harem Suare'yi de Ferzan Özpetek. Çok kişi herhalde izlemiştir diye düşünüyorum. Harem Suare şeyde de oynadı. Televizyonlarda da oynadı herhalde değil mi? Oynadı evet. Ferzan Özpetek'in biliyorsunuz yönetmenimiz, İtalya'da yaşayan yönetmenimizin çektiği. Kimsecikler. Kimsecikler bu önemli, televizyon filmi, televizyon sineması. O dönem Kimsecikler, Beyoğlu Rüyası, Canım Annem gibi 3 tane kadar televizyon sineması dediğim film çekildi. Çünkü sinema bu kadar revaçta değildi. Bu kadar çok canlandığı bir dönem değildi. Ondan öncesiydi ve televizyonda yayınlandı o nedenle. Ama yine de çok seyirci ilgilendi ve çok sevdiler o filmleri. Çok güzel filmler oldular. Sait Faik'in Havada Bulut. Ayfer Tunç bir Sait Faik hikayelerinden kolaj yapmıştı. TRT için çekilen uzun bir film. 4 bölüm halinde yayınladı TRT. Tarık Alpagut çekti. Orada da çok güzel bir çalışma idi. Sait Faik hikayelerinde oynamak nefisti. Korkunç güzel. Evet. O da Havada Bulut değil mi? Bu Beyoğlu Rüyası'nı izlemiştim ben. Orhan Oğuz çekti. Orhan Oğuz çekiyor. Kerem Alışık'la oynuyorsun orada değil mi? Hı-hı. Artık Sevmeyeceğim, Kiralık Kadın, Havada Bulut'tan bahsettik, Serseri Ülke Aşıklar. Filmi. Güle Güle, onu da atlamayalım. Zeki Ökten. Çok izlenen filmlerden bir tanesi. Zeki Ökten'in çektiği. Zeki Alasya, Yıldız Kenter falan da vardı galiba. Yıldız Kenter, Metin Akpınar. Metin Akpınar doğru ya. Çok Eşref Kolçak babama oynuyordu o filmde. Harika bir çalışmaydı. Gerçekten unutulmaz. Kimseciklerde de Uğur Polat, Selçuk Yöntem'le birlikte yine Orhan Oğuz çekti değil mi? Oynamıştım. Ve yukarı doğru geliyoruz. Bekleme Odası, Zeki Demirkubuz'un çektiği ve birlikte oynadığınız. Evet. 2003'teymiş. Evet, Zeki'nin ilk ve son kez oyunculuk yaptığı filmi oldu Bekleme Odası. O da bana denk düştü. Otel İstanbul, Hepimiz Kardeşiz. Hepimiz Kardeşiz hangisiydi? Hepimiz Kardeşiz...
Hangisiydi? Dur şimdi. Öyle ani sorular sorar. 2005'te. 2005'te Mesut Uçakan'ın filmi. Mesut ha. Evet. Meleğin Sırları, Mazi Yarası 2008-2009. Mazi Yarası Ersin Pertan filmidir. Ersin Pertan'ın son filmi Mazi Yarası ve onu ve hani Pertan'ı tanımış olmak o film vasıtasıyla ve Ersin Pertan'ın gerçekten çok ilginç filmlerinden bir tanesidir o. O yüzden benim için çok kıymetli bir film. Anladım. Ve Hayda Bre. Hayda Bre. Son film o evet. Son Hayda Bre'den biraz bahsedeceğiz ama şu ödülleri atlamayalım. Sonra çok eksik kalır. Sevgili Nilüfer Açıkalın. Orhan Arıburnu ödüllerinden 14.sü 2003'te. En iyi yardımcı kadın oyuncu Bekleme Odası'nda. Bekleme Odası'nda hiç bahsetmiş mi? Zeki Demirkubuz Zeki'nin tamam. Filmi. Bekleme Odası'nda en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü alıyor. Orhan Arıburnu ödüllerinden 2003'ten ve Sadri Alışık 2000 en iyi kadın oyuncu Karakent'in Çocukları. Karakent'in Çocukları? Karakent'in Çocukları çok ilginç bir hikaye. 99. Çok, 99 yılında çekildi. Çok sıra dışı bir hikaye. Şimdi kült film olmuş durumda. Değişik bir kaderi vardı. Bakalım yolu nasıl olacak? Hayırlı olsun. Öyle filmler de kitaplar gibi biliyorsun. Kendilerinin birer yolları yolunu, oluyor. Yolunu evet kendi açar doğru. Öyle, evet. Şarkılar da biraz şarkılar öyledir. Şarkılar da öyledir. Nilüfer doğru. Şimdi bu Hayda Bre'den biraz bahsedelim. Tabii. Balkanlar'da orada çektiniz. Evet, Makedonya'da başladık, İstanbul'da devam ettik filmi. Orhan Oğuz'un hayatı. Hayatı değil aslında, Orhan Oğuz'un yönetmenin dedesinin hayatından alınarak yapılmış bir film ama birebir bir şey değil. Birebir bir şey değil tabii. Evet. Yani. O göç meselesi dedesinin zamanında başına gelmiş bir göç hikayesi. Burada annesinin yanına gelişi ve oradaki topraklarının satılması. Burada çok saksısından ayrı düşmüş bir çiçek gibi kala kalmasının hikayesi. Oynadı. Şu anda Türkiye'de ve şimdi evet, televizyonda oynadı. Galiba oynayacakmış değil evet, mi? Evet, Kanal D sanıyorum arada gösteriyor. Kanal D'de. Evet, Kanal D'de oynayacak. Çok güzeldi Hayda Bre ile geçen süreç. En son bir de Şangay'da Altın Kadeh aldık Şangay Film Festivali'nden. En iyi film ve en iyi erkek oyuncu dallarında iki altın kadehimizle döndük Çin'den. Çin'den. Evet, güzel. Birkaç ödül daha bana söyle. Nerede demiştin? Antalya'da. Antalya'da en iyi sanat yönetmeni ödülü aldı. Altın Portakal ödülü aldı Nihat Düşko. Hı hı. Sanat yönetmenimiz. Sonra Brüksel'de de en iyi senaryo ödülüyle döndük geçen hafta. Bu film de senin biraz önce dediğimiz gibi işte kendi yolunu kendi bulacak filmlerden bir tanesi olur bu Hayda Bre'de. Evet, evet sanırım. Öyle olacaktır. Bak ekşi sözlükte senin için ne demişler? Yaşı ilerledikçe güzelleşen demişler. Bu Balkan kökenli oluşunu da burada vurgulamışsın. Bu böyle bir şey var. İkisi doğru. İkisi arasında bağlantı mı kurmaya çalışıyorsun? aynen böyle demişler abi. Bunlar gelip geçici şeyler. Aynen. Görece şeyler görece bunlar. Şeyler. Hiç önemi yok. Doğru. Şimdi böyle bir soru. Yüzünü eskitmemek, hep aynı rolle anılmamak adına biraz geri planda kalmayı tercih ettiğinizi söyleyebilir miyiz diye bir soru gelmiş. Doğru demişsin buna. Dizilerle ilgili olarak. Bu diziyle ilgili sorulmuş bu soru sana. Dizilerde dur görünmeden yeni cevap vermek istiyorum. Şaka yapıyorum. Aslında biraz seçici olduğum doğru. Güzel bir rolde oynamayı tabii ki isterim. Bir de beni heyecanlandırması lazım senaryoyu okuduğumda. Ama biraz işte yazarlığın verdiği bir içe kapanık bir dünyam olması nedeniyle de pek fazla ortalarda görünmeme halim nedeniyle de biraz uzak kalmışlığım var. Bir yandan da şansa olması gerekenin olması gereken zamanda olacağına da inanıyorum. Var mıdır böyle bir inancın? Tabii vardır tabii. Akışına ama bırakmak lazım. Şeyle, iyimser bakanlarda olur bu. İyimser bakan insanlarda olur. Öyle herhalde. Hayat. Ben de öyle bakarım. Genelde doluya bakarım. Yani. Pollyanna'yı ateşe atmışlar. Nasıl olsa üşümüyorum demiş. O hesap bizim. Sevgili izleyiciler bir nefes alalım.
bir klip girsin. Bu arada da Nilüfer'le sohbetimize farklı yönleriyle Nilüfer'in devam edeceğiz. Buraya notları çıkardım sevgili arkadaşıma. Bir anonsta da bulunayım. Cumartesi günü, özür dilerim. Salihli Şikir şiir ikindileri var. Ege bölgesinin genellikle yazıyla, edebiyatla ilgili insanlar bilirler. Ege bölgesinin insanları, Manisa, Salihli, İzmir bölgesinin insanları da çok iyi bilir, daha iyi bilir. Ta Zafer Keskin döneminde sevgili başkan başlamış, Zafer abimiz döneminde ve şu andaki sevgili başkan Mustafa Uğur Okay'ın da gerçekten götürdüğü, yürüttüğü Turul Keskin, benim arkadaşım kültür sanat danışmanı Salihli Belediyesi'nin, çok güzel götürdüğü. Ben de birkaç defa katılma şansına oraya sahip olmuştum. Bütün dostları, Manisalı, Salihli, İzmirli, Egeli dostları bekliyoruz. Bu Salihli şiir ikindileri çerçevesinde Turgay Fişekçi gibi, Leyla Şahin gibi bilebildiğim, bilemediklerim de vardır tabii, özür diliyorum, İsmini sayamadıklarım şairler de katılıyor. Rutkay Aziz ve Nihat Behram da, sevgili Nihat abi de ve Rutkay abi de onur konukları bu senenin. Cumartesi günü, bu cumartesi günü yani öbür gün, izleyen sevgili dostları, Egeli dostları bekliyoruz. Salihli Belediyesi'nin kültür merkezinde gündüz başlıyor saat 3'te. Ben de orada bir bağımsız olarak dünden bugüne Türk şiirinden besteler başlığı altında pek çok şairden yaptığım ya da yapılmış besteleri, şarkıları yorumlayacağım bir bölüm halinde. Bir bölümde Nihat abinin, Nihat Behram'ın sevgili şiirlerinden yapılmış şarkıları yorumlayacağım. İkinci bölümde de bağımsız olarak tek başıma müzik dinletimi sunacağım Salihli'de cumartesi günü saat 3'te. Şimdi benim Şiir İçi Şarkılar albümümden, şöyle Nilüfer'e de bunu şöyle arkadaşıma da hediye edeyim. Benim Şiir İçi Şarkılar albümümden bir şarkı geliyor. Biz bu arada bir nefes alıyoruz. Sonra sohbete devam edeceğiz. Nihat Behram'dan, sevgili Nihat abimden yaptığım şarkı. Nihat Behram şiiri, benim bestem Yalnızım. Yalnızım. Gecede yıldız, düşlerde sabahsız, sabahsız gibi. Günleri göklerde güneş, küllerde filizsiz, filizsiz gibi. Kayalarda köpük köpük kanatlanır. Dağlar
mesajlar sevgili izleyiciler. Ayşe Saygın, heyecan ve mutlulukla ekran karşısındayım. İkinize de sevgiler ve teşekkürler diyor. Tamam, çok güzel söylemişsiniz ama özel ve güzel konunuzla sizleri keyifle izliyoruz ama isim ya bırakmamışsınız ya da bizim arkadaşlarımız hata etmişler. Nail Eren Büyükçekmece'den, Osman Kaypak Osmaniye'den ve Osman Şenay'a Denizli'den sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz. Geçen haftadan kalan dostlar Sadık Gürbüz'den, sevgili Sadık abiden, Nazım Ayaroğlu Zonguldak Emeğin Başkenti'nden yollamış demiş diyerek, Şevket Başar Yozgat Çağlayan'dan, Doğan Özder, Gülis Şirinyan, sevgili Gülis Hanım, Yavuz Erçetinkaya ve Zeycan için demiş. Bir anlamı mutlaka olmalı ama geç geldiği için okuyamamıştık. Erdoğan Yıldırım, Perihan ablam, sevgili Ada Dostları Derneği Başkanı Ali Aydın, Vedat Taşçı İstanbul, Gazi Osman Paşa'dan, Erhan Bektaş İstanbul'dan, Serdar Bayrak, Şerafettin Yüksel, Sultan Gazi İstanbul'dan, Serdar Bayrak ve döndü Doğan Özer ve döndü Tosun Ankara'dan, çok güzel bir gece diyor, teşekkürler iletiyor diyor. Tüm dostlara, sevgilere bu akşam ve her zaman bizi izleyen sevgili izleyicilere sevgilerimizi iletiyoruz. Dilifer'in benim elimdeki olan kitaplarını bir daha şöyle gezdiriyorum. Özgürcüğüm, sana mı gösteriyorum? Sevgili arkadaşlar, yarıda kalmıştı biliyorsunuz. Şöyle. İyiler Yalnız Gezer. Mithat Çınar'ın kapak tasarı. Öyle mi? Evet. Bunlar ne kadar önemli. Bak, altını çiziyorsun, ne güzel ya. Çok önemli. Çok büyük emek çünkü ve çok önemli. Gerçekten. Bu üç kitabım ve orada evet dördü de Mithat Çınar'ın kapak tasarımlarıdır. Evet. Buradan rahmetle anacağız kendisini. Tamam. Peki. Bir gün, bir ara, kaç yaşında vefat etti? Mithat mı? Hmm. Gençti. Gençti, kırkların başındaydı. Bir gün, bir ara, her şeyin tadı bir başka güzel gelmeye başladığında ürktüm ve durdum. Havada durdum ha, öyle böyle bir yerde değil. Hani tökezlemiştim ya, bahsetmiş miydim? Göğe dik bakışım yerle öpüşmeden hemen önce, havada öylece. Ne kadar mutluydum. Mutluluk, düşerken takılı kalmak demek, yere yapışmamak. Düşmekten kurtulmak demek mutluluk. Evet, İyiler Yalnız Gezer. Çatlak Zamanlar. Bana ne yaptıkları, ne yaptıklarını ve daha ne yapmak istediklerini adım gibi biliyorum. Farkındalar koğuşundayım. Zamanın tımarhanesinde voltadayım. Dere tepe düz, ana avrat demeden, yeri geldiğinde hayret bırakacak cesaretler göstererek, nalını mıhını bir kenara silkeleyip çivi gibi, ok gibi, silah gibi korkmadan kullanacaksın aklını, koruyacaksın. Gürültüler, kavgalar, sorumluluklar, içli içli gelen çocuk ağlamaları, ardından usul usul şehre serilen sela ezanı. Bir evin mermer koridorunda 3.30 paralık hayatına takıl. Düş ulu orta, şaş kal ne yaptığına, yapacağına da küfür salla. Kopup gitmelisin değil mi hayattan? Hadi sen kavuşursun sanıyorsun Tanrı'na. Köprüden salıvermek kendini ya da tak diye çekivermek kafana herhangi bir tetiği kolay sanıyorsun. Oysa bir kere... Bir kere daha. Kalk, uyan, kıpırda, ekmeği kaldır sofradan, kırıntıları topla, suyun varsa yıkan ve gün batımı bir sigara içerim diye geçir içinden. Mesela boğazın batı yakasını en kestirmeden kesen yolun kıyıya takıldığı yerden. Keşişlemeden es eseceksen, yola vur kendini kendine bile söylemeden. Oradan devam et ve yaşa. Kurşun kalemle beyaz kağıda döker gibi yaşayacaksın hayatı. Kendinden emin, güvençle ilerleyen, başı bozuk, aklına uyruk, açık denize göz kırpan girintili bir kıyının en izbe koyuna açılan muhteşem bir vadiden süzülür gibi önce şelale olacaksın, denize dökülen delikan, dalga dalga şelale. Tabii kayalara çarpacaksın. Parçalansan, kırılsan, dökülsen, darmadağın damlalarına kadar ayrılıp savrulsan da sonunda illaki denize varacaksın. Dalgaların seslerine kadar duy, hatta yakamozların. Dere tepe düz, ana avrat demeden, nalını mıhını bir kenara silkeleyip çivi gibi, ok gibi, silah gibi korkmadan kullanacaksın, aklını koruyacaksın.
Soluk al. Cennet gibi bir yer yaşamak. Bunu söyle, şükretmeyi de ihmal etme. Umudu kovala, asla vazgeçme. Bekleme. Beklerken sona kalma. Sona kaldıysan bir süre arkana bakma. Senin olduğun yerdir şimdi başlangıç. Omurganı dikleştir, göğsünü gererek devam et. Boynunu düşün. Boyun kemiğinin kalınlığında kırılmış bir sopa bul yolda. Onunla yürü yere vura vura. Zamanı geldiğinde ani bir hareketle dizini kaldır, çıtayı ortala, tek hamlede kır parçaları iki yana salla. Oradan devam et. Karanlıklarda, aydınlıklarda, her koşulda. Yolları aydınlat yürürken, çan seslerine ezanlarla cila çek. Karın tokluğuna yaşa, gönül varlığına armağan ver canı. Kendine emanet ol, daima koru aklını. Harika. Bu tirat gibi oldu ya. Tirat gibi oldu. Tirat gibi, evet. Harika. Bu i̇şte enteresan bu. Hem yazar hem oyuncu olmanın farkı bu oluyor sevgili izleyiciler. Sadece yazsa böyle bir şey söz konusu olamazdı. Teşekkür ederim. Nilüfer'cim, yoldan çıkmış öyküler. Ve benim elimdeki son kitap Yıkık Aşklar Diyarı. Parçalandıkça çoğalan. Şunu da sen oku hadi Nilüfer ya. Çok güzel okuyorsun. Peki. Hepsi ezberimde değil. Az önce okuduğum özel bir metindi aslında. O nedenle ezberimde. Çok sevdiğim bir metin. Sonra fazla fazla okuyor ezberledim. Buna geldik gelince, parçalandıkça çoğalan, toplandıkça dağılan hayatlar vardır. Bazen iki şey birbirine karışır. Hay şeytanın ters pabucundaki toz zerreciği aşkına. Hay talih. Ne zaman kör gözün görecek şu garibi? Hay umulmadık sürprizlerin masum tanrısı. Ne zaman kıyağını yapacaksın şu aciz kuluna? Hay şaşkın alem, kafası bozuk düzen, sarhoş dünya. Ne zaman güzel yaşanısı günler sunacaksın? Nilüfer Açıkalı'nın korkmadan sakınmadan yarattığı öyküler siz başka dünyaların çığlıklarına taşıyacak. Yıkık Aşklar Diyarı'ndan sonra ne aşklar, ne öfkeler, ne hüzünler, ne de mekanlar aynı kalacak. Peki kitaplar hepsi, 8'i de bulunabiliyor mu? Ya piyasada bulunabiliyor mu? Hayır. Diğerlerinin, Çıldırtan Öyküler son kitabım dışında diğer kitaplarımın baskıları tükendi. Ama herhalde yakın bir zamanda yeniden basılacaklar. Peki sana şimdi mesela izleyen pek çok ulusal kanal izleyicisi seni bir yere imzaya mesela... davet etmek istiyor. Nasıl ulaşacaklar? Çıldırtan Öyküler marjinal yayınlarından çıktı. Yayın evim aracılığıyla bana e-mailim... ulaşabilirler. E-mailim nilüferaçıkalı.net@yahoo.com. Çok basit. Ya oradan da ulaşabilirler değil mi? Ulaşabilirler ama ben de onları zaten yayın evine yönlendiririm. Çünkü bu tip organizasyonları, bu tip bağlantıları yayın evi aracılığıyla yapıyorum. Yayın evinin bir daha adını. Marjinal. Marjinal. Tamam. Sevgili dostlar. Bu programla ilgili öneri, görüş ve isteklerinizi ya da bana ulaşmak istiyorsanız internet üzerinden, bakın orada arkadaşlarım e-maili geçiyorlar. İsterseniz e-maille, isterseniz Facebook'ta varım. Orada gitar çalan bir fotoğrafım var. Ekleyin, dileyen eklesin. Dileyen Facebook yoluyla, dileyen e-mail yoluyla hem program hakkındaki istek, öneri, görüşlerinizi iletebilirsiniz ya da bana ulaşabilirsiniz. Nilüfer'cim, seni ben bir daha yoracağım ama ben de kalmasını istiyorum. Şu Nazım Hikmet'in çok sevdiğini... En sevdiğim şiirlerinden biri. Evet. Okursan, yorumlarsan. Okuyayım tabii. Bir küvet hikayesi. Bu da pek fazla bilinen bir şiir değil. Değildir. Evet. Süleyman'a karısı telefon etti. Konuşan ben Fahire. Tanımadın mı sesimden? Demek çok bağırdım birdenbire. Çığlık mı? Belki. Hayır, çocuklar hasta değil. Dinle beni. İşini bırak da gel. Çabuk ol ama. Telefonda anlatamam, olmaz. Daha kıyamet kadar vakit var akşama. Saatler, saatler, kıyamet kadar. Sorma, dinle beni. Hemen vapur bulamazsan Üsküdar'a kayıkla geç. Bir taksiye atla. Paran yoksa patrondan avans al. Yolda hiçbir şey düşünme. Mümkün mertebe yalansız gelmeye çalış. Yalan kuvvet diye söylenir. Ben kuvvetsizim. Ah etme kuzum. Evet kar yağacak. Evet hava güzel. Koynuna girdiğim adam gibi, kocam gibi değil, büyüğüm, akıllım, babam gibi gel. Geldi Süleyman.
Fahire kocası Süleyman'a sordu. Doğru mu? Evet. Teşekkür ederim Süleyman. Bak işte rahatladım. Bak işte ağlamıyorum artık. Nerede buluşuyordunuz? Bir otelde. Beyoğlu tarafında mı? Evet. Kaç defa? Ya üç ya dört. Üç mü dört mü? Bilmiyorum. Bunu hatırlamak bu kadar mı güç Süleyman? Bilmiyorum. Demek ki bir otel odasında. Kim bilir çarşaflar nasıl kirliydi. Bir İngiliz romanında okudum. Bu işlere yarayan otellerde kırık küvetler varmış. Sizinkinde de var mıydı Süleyman? Bilmiyorum. Hele düşün, toz pembe çiçekli kırık bir küvet. Evet. Hiç hediye verdin mi? Hayır. Çikolata falan? Bir defa. Çok mu seviyordun? Sevmek mi? Hayır. Başkaları da var mı Süleyman? Yok. Olmadı mı? Hayır. Bunu sevdin demek. Başkaları da olsaydı daha rahat ederdim. Çok mu güzel yatıyordu? Hayır. Doğru söyle, bak ne kadar cesurum. Doğru söylüyorum. Zaten gösterdiler bana. İnek gibi bir karı. Belimden kalın bacakları. Fakat zevk meselesi bu. Bir sual daha Süleyman. Niçin? Bilmiyorum. Karanlıkta pencerenin hizasında karlı ağır bir çam dalı. Bir hayli zaman oldu sofada asma saat 12'yi çalalı. Süleyman'ın karısı Fahire şunları anlattı kocasına ertesi gün. Dayanılmaz bir acı halindeydi kendime karşı duyduğum merhamet. Ölmeye karar verdimdi Süleyman. Annem, çocuklarım ve en önde sen bulacaktınız karda ayak izlerimi. Bekçi, polisler, bir tahta merdiven ve bir kadın ölüsü çıkaracaktınız. Arka arsada bostan kuyusundan. Kolay mı? Gece bostan kuyusuna kadar yürümek. Sonra kenarına çıkıp durarak baş aşağı atlamak karanlığa. Fakat bulamadınızsa eğer karda ayak izlerimi, sade korktuğumdan değil. Bekçi, merdiven, polisler, dedikodu kepazelik, aldatılmış bir zevcenin intiharı komik. Niçin öldüğümü anlatmak müşkül. Kime? Herkese. Sana mesela. İnsan ölmeye karar verirken bile insanları düşünüyor. Sen yatakta uyuyordun. Yüzün rahat. Her zaman nasıl uyursan ondan evvel ve o varken. Dışarıda kar yağmaya başladı. Bir tek gecelikle çıkmak balkona. Zatürre ertesi gün. Ne maişsiz ölü vermek. Hayır, hiç aklıma gelmedi nezle olmak ihtimali. Yaktım sobamızı. İyice ısınmak lazım ilk önce. Ciğer çay bardağı gibi çatlarmış. Pencereye kara bakıyorum. Eşini gayip eyleyen bir kuş gibi kar. Geçen eyyamın ev baharı arar. Babam bu şiiri çok severdi. Sen beğenmezsin. Sağdan sola, soldan sağa lerzanı girizan. Lambayı söndürmeden balkona çıktım. Gibi kar düşer düşer ağlar. Oturdum balkonda iskemleye. Havada çıt yok. Karanlık bembeyaz. Uykudayım sanki. Sanki çok sevdiğim bir insan korkarak beni uyandırmaktan yumuşacık dolaşıyor etrafımda. Üşümüyordum. Kederim duruluyor, berraklaşıyor. Odanın camlı kapısından balkona vuran ışık sıcak bir kumaş gibiydi üstünde dizlerimin. Ben rehavette bir mahzunluk içinde acayip şeyler düşünüyordum. Fener yolundaki çınar 150 yaşındaymış. Ömrü bir gün süren böcekler. Gün gelecek insanlar çok uzun, çok bahtiyar yaşayacaklar. İnsanın yüreği ve kafası var. İnsanın elleri, insan. Ne zaman ki, nerede ki, hangi sınıftan? Onların insanları bizim insanlarımız ve her şeye rağmen yeni bir dünya için yapılan kavga. Sonra sen, ben, bir kırık küvet ve benim kendime karşı duyduğum merhamet. Kar durdu, sökmek üzere şafak. Utanarak odaya döndüm. O anda uyansaydın sarılıp boynuna, uyanmadın. Evet, çok şükür nezle bile değilim. Şimdi zaman zaman hatırlayıp zaman zaman unutacağım. Yine yan yana yaşayacağız beni sevdiğine emin olarak. 6 ay kadar geçti aradan. Bir gece karı koca denizden dönüyorlardı. Gökte yıldızlar, ağaçlarda yaz meyveleri vardı. Fahire birdenbire durdu.
baktı muhabbetle kocasının gözlerine ve suratına tükürür gibi bir tokat vurdu. Nazım Hikmet. Harika. Çok teşekkür ederim efendim. Çok sağ ol. Ben teşekkür ederim. Bana ülkene aşık, verdi. Ülkesine aşık, İstanbul'a aşık olduğunu söylüyorsun. Çok seviyorsun İstanbul'u. Evelallah. Seyahat, göçer ruhluyum. Göçer ruhluyum, evet. Çok seviyorsun seyahati. Evet. Burada ilginç bir şey var. Düzenli spor, ritmik jimnastik yapmışsın. Evet, çok küçük yaşta başladı spor terbiyem, spor disiplinim ve çeşitli şekillerde sürerek hala devam ediyor. Yoga, meditasyon var. Var. Yani şu anda var mı? Evet, uzun bir zaman yoga çalıştım, meditasyon çalıştım. Şimdi kendimce artık insan kendisini tanıyor bir zaman içerisinde. Ve bana ne iyi gelecekse o şekilde spor yapmaya devam ediyorum. Yazın aralıksız yüzüyorum, kışın bol bol yürüyorum, yoga yapıyorum. Sporu seviyorum, spor yapmak benim için özel bir durum. Yani o zaten belli bir disiplinde olmazsanız kalıcı olamazsınız demişim. Yani bütün bunların hepsi gerçekten bir hayli bir ilkeli, prensipli disiplini yaşamayı da gerektiriyor. Kutluyorum Nilüfer. Teşekkür ederim. Beşlerlik falan var mı? Yok. O yok. Yok ama bu konuda da dikkatliyim. Beslenme konusunda da... Ondan eminim, hiç kuşkum yok. Dikkatliyim. Tabii yani böyle... Öyle hazır yemekler vesaire, katkı maddeleri olan şeylerdi, kolaydı, molaydı, onları zaten sevmiyorum. Allah'tan sevmiyorum.